Hepinize merhabalar, ben Murat Topal. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Nagoya bölgesindeyim. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir parktayız. Konuşacağımız konu ise Nagoya'da yaşayan bir Türk'ün başından geçen hikayeleri birlikte dinleyeceğiz. Engellilerin haklarından bahsedeceğiz. Engelli olduktan sonra karşılaştığı sorunlar, avantajları, dezavantajları ve Japon devletinin engellilere sunduğu imkanlardan deneyimli bir insanın sesinden bu hikayeyi dinleyeceğiz. İsterseniz videoya geçelim. Daha fazla uzatmayayım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalıma hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk kardeşim. Cümleten selamünaleyküm. Seni tanıyabilir miyiz öncelikle? Adım Suat Kulaksız. 2016'nın sonunda Rabbim nasip etti. Japonya'ya geldim. Burada Kaytay'da çalışıyorum. Bilmeyenler için yıkım işi olduğunu söyleyelim. 2020'nin başında 6 Ocak'ta inme geçirdim. Ondan sonra 10 gün kadar hastanede komada yattım. Sonrasında işte konuşamıyordum, yürüyemiyordum. Sağ tarafım komple felç olmuştu. Daha sonrasında yoğun bir terapi başladı. Haftanın her günü 3 ay boyunca hem konuşma terapisi hem yürüme terapisi hem elimle ilgili terapilerle başladık. Şimdi olay nasıl oldu? Direkt olarak bir felç geçirdiniz ve tamamen hastanelik oldunuz. İş yerinde herhangi bir sorun yaşamadınız yani. Yok. Kaza veya bir yerden yüksek bir yerden düşme. Hayır. Yani bir anda Rabbimin hediyesi diyeyim. Öyle tecelli etti. Öyle. Allah razı olsun, hidayet versin. Eşim her gün gitti geldi. Hastane elimizden yaklaşık 1 saat kadar uzaklıktaydı. Bir de pandemi dönemi olduğunu düşünürsek gerçekten zor şartlar altında gitti geldi. Hastaneye yattıktan sonra yanınızda refakatçi olarak eşiniz yok muydu? Şimdi refakatçi kabul etmiyorlar ama her gün gitti geldi sağ olsun. Bir de biliyorsunuz Türkler birbirine düşkünler. Şimdi ilk birkaç gün herkes hücum etmiş hastaneye. Tabii hastanede çok çalışıyor bu duruma. Karıma sormuşlar hepsi mi akrabası? Karım da tabii hepsi akrabası demek zorunda kalmış. Öyle. Ondan sonrasında hastaneden işte bir günlüğüne izin verdiler. Eve uyum sağlayabilip sağlayamayacağımı görmek için bir gün gittim. Tabii her şeyin güzel olacağını düşünüyordum. Güzel bir deneyim oldu ama korktum önce yapabilir miyim diye. Burada çünkü bir anda böyle hadi gidebilirsin demiyorlar insanlara. Ondan sonra geldim eve bir gün. Kaldım evde. Her zamanki yattığım yerde yatamadım doğrusu. Diğer tarafta yattım. Yatağın diğer tarafında yattım. Orada nereli düzeltmemiz gerektiğini gördük. Sonra döndüm tekrar hastaneye. Tabii bu arada hastanenin giriş çıkışları, ziyaretleri yasaklandı pandemiden dolayı. Mart'ın 25'inde taburcu oldum. 6'sında yatmıştım. 25'inde taburcu oldum. Sonrasında evde terapiye işte gitmeye başladık. Öncelikle yoğun bakımda yattıktan sonra başka bir servise terapi için aldılar beni. Orada yoğun şekilde terapi yaptılar. Nasıl bir terapi mesela bu? Haftanın her günü konuşma, yürüme ve elimle ilgili terapi. OT, PT ve ST, speech, konuşma, OT, occupational terapi ve fizyoterapi olarak 3 farklı departmandan terapi gördüm. Onun dışında orada bulunduğum hastanede yürüme robotu vardı. Ondan faydalandım. Onun dışında yani düş ihtiyacım olduğu zaman banyo ihtiyacımı gidermeme yardımcı oldular. Hatta küvet var büyük. Orada yıkadılar beni. Dil problemi yaşadınız mı hastanede? Anlaşma sorunu oldu mu? O konuda yardımcı olabildi mi hastane size? Şimdi ben zaten konuşamıyordum. Eşimde çok iyi bir Japoncası yok. Ama hastane elinden gelen her yardımı yaptı. Neden derseniz orada sosyal işlere bakan bir danışman var. Çok yardımcı olmaya çalıştı kadın bizi. Bir de bazı doktorlar İngilizce de biliyor. Onun bayağı faydası oldu. Öyle. Doktorların içinde de İngilizce bilmeyenler vardı ama, değil mi? Var tabii canım. Olmaz mı? Mesela benim ameliyatımı yapan doktor İngilizceyi bilmiyordu. Ama yani dil konusunu yardımcı oldular. Ellerinden geleni yaptılar yani. Evet. Peki hastanede kaldığınız süre boyunca yemekler konusunda sıkıntı yaşadınız mı? Eşim biraz hassas o konuda, sağ olsun. Söylemiş yani neler yiyebileceğimi, neleri yiyemeyeceğimi söylemiş. Öyle. Onu da sizin istediğiniz şekilde yemek planlaması da yaptılar yani. Evet, aynen öyle. Peki bu olaylar, hastane masrafları, ameliyatlar, operasyonlar, bunların tümü bir sigortanız var mıydı? Sigortadan mı karşılandı yoksa tamamını siz nakit olarak mı ödediniz? Bu durumda olan insanlara Japon hükümeti ne gibi yani? Yabancıysanız yabancılara ayrı bir muamele veya Japon'a ayrı bir muamele mi var? Yoksa sizin durumunuz nasıldı yani? Onu da bayağı bir miktar fatura geldiğini düşünüyorum yani şu an anlattığınız hikayeye göre. Evet. %30 kadarını devlet ödüyor biliyorsun. Gerisini biz yani eşim sağ olsun ödedi. O da gayet makul bir seviyede oldu. Sigortanız vardı yani? Vardı ama çok cüzi bir miktarını karşılayabildi. Yani yaklaşık 5 milyon yenden bahsediyorum. 5 milyon yen çok az bir miktar değil. Gayet iyi bir miktar bence. Evet. Ama insan hayatının yanında... Tabii ki insan hayatı parayla değer biçilemeyecek bir şey. Ama 5 milyon yen de güzel bir para yani. Öyle. Sonraki süreçte nasıl oldu peki? Eve gittiniz, tedavi devam etti ve şu an... İçi sağlığınız tam olarak düzelmedi gibi görüyorum ben ama ne kadar iyi oldunuz? İlk bu olay yaşanmadan önce ne kadar iyiydiniz? O zaman ben hikayeme devam edeyim müsaade edersen. Şimdi o dönem gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdi. Yani çıktım, eşim çalışamıyor, ben çalışamıyorum. Ondan sonra terapiye gidip geleceğiz, her gün gidip geleceğiz. Lakin yoldan dolayı zaten sıkıntılar var. O arada hastaneden bir telefon aldık. Terapiye devam edemeyeceklerini koronadan dolayı. Evde eşim yardımcı oldu sağ olsun. Onun sayesinde terapiye devam ettim evde. Evde zaten biliyorsun pandemi döneminde bir eve kapandık o dönemde. Onun sonrasında bir Japon arkadaşımız yardımcı oldu bize. Önce belediyeyle görüştük. Sonrasında işte benim engelli işlemlerimi halletmeye çalıştı. Oğlu da sağ olsun. Bu arkadaş da sosyal hizmetlerden emekli olan bir arkadaştı. Onun sayesinde tekrar evimizin yakınında bulunan büyük hastanenin küçük şubesinde terapiye devam etmeye başladım. Önce haftada 2 gündü. Sonra 3 güne çıktı. Tabii bu arada bütün engelli olduğum için bütün sağlık hizmetlerim bedava oldu. Tabii geçmişe dönük olarak işlemiyor bu işler. Eğer ki burada hemen bir konuyu da aydınlatayım. Eğer ki emekliliği ödüyor olabilseydik o zamana kadar, şimdi emekli olabiliyordum. Yani benim anladığım çalışıyorken Nenkin deniyor yani. Evet. Nenkin sigorta emeklilik primini ödemiş olsaydın bu olaydan dolayı otomatik olarak malulen emekli deniliyor sanırım Türkçe'de. Evet. Malulen emekli olacaktın ama onu ödemediğin için malulen emekli olamadın. Buna olmaya hak kazanamadın. Evet. Engelli olmana rağmen. Evet. Doğru. Peki şu anda bir engelli aylığı, bakım aylığı, yardım işte ne bileyim Türkiye'de 65 yaş üzeri mesela toplu taşımaya falan ücretsiz binebiliyor. Artık öyle bir şey yok biliyorsun. Şu anda Türkiye'de kaldırdılar mı? Evet, en son öyleymiş. Burada peki ne gibi hakları var? Engelli resmi olarak şu an bir engelli olduğunuz sanırım dediğinize göre yani sıfır oldu. Sağlık hizmetlerinden hiçbir ücret ödemeden tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor musunuz? Evet. Her türlü. Mesela dişçiden veya işte herhangi en ufak şeyde yararlanabiliyorum. Bunun dışında toplu taşımalarda işte %50 indirim var. Onun dışında 3 ayda bir işte 45.000 yen Nagoya'dan, 20.000 yen de eyaletten mi geliyor? Eyaletten geliyor, Aichi'den geliyor. Onun dışında şu anda işte engellerle beraber bir şirkette çalışıyorum. Günde 4 saat öyle. Onun dışında onu da söyleyeyim, haftanın artık 5 günü terapi görüyorum. 3 günü evde, 2 günü hastanede. Hastanedeki ayrı, eve gelen şirket ayrı. Her 3 ayda bir de elime botoks yapıyorlar. Koluma botoks yapıyorlar. Ne için? Elimin daha çabuk iyileşebilmesi için veya işte daha geriye gitmemesi için. Dün yaptırmıştık mesela. Şurada görüyorsunuzdur, evet, iğnelerin şeylerini. Öyle. Peki gelen sosyal yardımlarla ve 4 saatlik çalışmayla Japonya'da yaşayabiliyor musunuz? Barınma, yeme içme, kira gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor musunuz? Yani tek başıma olmadığım için yaşayabiliyorum. Çünkü neden derseniz eşim sağ olsun yine o çalışıyor, İngilizce öğretmeni. Ben kek yapıp satıyorum bir miktar. Ondan kazanç gelir elde ediyorum. Onun dışında elhamdülillah. Devletin konut yardımları yok mu? Var, ancak onun içinde ikimizin de yerinin çok düşük olması gerekiyor. Eşiniz iyi kazanıyor anladığım kadarıyla. Yok, o yüzden yararlanabilirsiniz. Maalesef değil. Yani bir aylık kazancı çok iyi değil şu anda. Daha önceden, pandemi öncesinde iyiydi. Lakin şimdi iyi değil. Öyle. Başka söylemek istediğiniz engellilerin hakları ile ilgili bir şeyler var mı? Mesela Türkiye'de engellilere, aklıma geldi şu an. Evet. Türkiye'de engellilere araç alımı konusunda vergi avantajı falan sunuyorlar. Japonya'da da öyle bir şey mümkün mü? Evet, mümkün. Her ülkede var mıdır bilmiyorum ama Japonya'da da Türkiye'de olduğu gibi sıfır araç alımında vergi indirimi var. Onun dışında bildiğim kadarıyla gayrimenkul alımında da var ama alabilir miyiz bilmiyorum tabii. Vergi oranları çok yüksek olmadığı için de zaten vergi indirimi de olsa %8 veya %10 olacak sanırım. Yani o bile benim için büyük bir para. Onun dışında buradaki engellilerin derecesi %'yle olmuyor. Nasıl Türkiye'ye oluyor? Gittiğimde denklik alacağız inşallah, nasip olursa. Buradaki engellerin derecelendirilmesi 1, 2, 3 diye başlıyor. Kaça kadar gittiğini bilmiyorum açıkçası. Hastaneden belediye ile beraber işbirliğiyle önce doktor rapor yazıyor. Ona göre belediyeden geliyorlar hastaneye. Neyi yapabildiğimi, neyi yapamadığımı bakıyorlar. Bu şekilde bir süreç işliyor açıkçası. Anlıyorum. Söylemek istediğin engellilerin haklarıyla ilgili bir sorun, bir başka bir şeyler var mı? Vallahi aklıma gelen şimdilik bu kadar. Peki bir engelli olarak Japonya'da yaşamak zor mu? Toplu taşıma kullanırken, marketlerde alışveriş yaparken, binaların yüksek katlı binalara çıkarken, asansörleri kullanırken, tekerlekli sandalyeye mahkum olmadığınızı görüyorum ama yine de bir yürüme zorluğu var. Var. O yüzden market girişlerinde olsun, devlet kamu binalarında olsun engelliler için özel ayrılmış veya da bir buton yardımıyla yardım isteyebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, her binanın, yani her resmi binanın olduğu gibi engellilerin park yeri, işte marketlerin park yerinde engellilere ait bölümler var. Öncelik mi oluyor yani? Girişe mi yakın oluyor yani? Evet. Aynen öyle oluyor. Onun dışında asansörde ya da işte şöyle bir bant var. Göstereyim bunu. Evet. Bunu gören yardım ediyor insanlara. Ya da işte otobüste... Bu bantı bir daha gösterelim mi? Olur. Bu bantı ben daha önce görmüştüm ama böyle bir işe yaradığını bilmiyordum yani. Yani işte bunu görenler mesela otobüste ya da işte trende ya da işte metroda oraya özel oturma bölümleri var. Oraya oturabiliyoruz. Öyle. O bantı peki siz kendiniz bir marketten satın mı aldınız yoksa devlet bir kurumdan mı aldınız? Yok. Belediyeden verdiler. Yani satılan bir bant değil anladığım kadarıyla. Yok değil. Biraz da istersen Japonya hakkında konuşalım. Sevdiğiniz, sevmediğiniz, hoşunuza giden, gitmeyen yemekler, içecekler, kültür, farklı gelen şeyler hakkında konuşmak istersen, bir şeyler söylemek istersen buyur söyleyebilirsin. Şimdi açıkçası burada en nefret ettiğim şey 1. kanji, 2. sivrisinekleri. Ben böyle bir sivrisinek görmedim. Ama insanlar gerçekten çok iyi davranıyorlar. Bilhassa engellilere. Burada hayat çok daha güvenli olduğunu düşünüyorum ülkemize göre. Kendini güvende hissediyorsun yani. Evet. Gece veya gündüz. Evet. Yani inşallah bizim ülkemizde bir gün o seviyeye gelir. Japon yemekleri hakkında ne düşünüyorsun peki? Japon yemekleri hakkında önceleri her şeyi yiyordum tabii. Ta ki yaptığımın çok büyük bir yanlış olduğunu anlayana kadar. Mesela bilmeden karage yiyordum. Ama iyi bir şey değilmiş. Onu anladık. Çünkü neden dersen helal olmadığını gördüm. O konuda Japonya'da birçok eksikler var. Helal ürün bulmak gerçekten bazen bazı anlarda imkansıza yakın. Yani şöyle istersen bulabiliyorsun. Bir de şimdi artık internet çok daha farklı işliyor. Online alışveriş yapabiliyorsun. Sonuçta insanız. Zaman zaman bir yerlere gidiyorsun, gözün kaçıyor, yemek istiyorsun. Tabii ki internetten araştırdığın zaman helal ürünleri de bulabilirsin. Ben kendim ilk geldiğim zamanlarda o konulara biraz dikkat etmek istedim. Ama baktım helal ürün satanlar mesela bir helal tavuk var, bir haram tavuk var. Haram tavuk daha ucuz fiyatı. Biraz daha dini kullanan insanların olduğunu düşünüyorum şirketlerin. Yani bu helal oldu diye buna ekstra bir özel muamele yok yani yediğinde içtiğinde. Sadece bir kesim şekli var. İşte kelimeye şehadet getirecek, kesecek. Aradaki bu fark tavuğun fiyatının artması için bence yeterli değil. Ben normal ürünler olduğunda yani tavuk, inek ayrım yapmadan tüketiyorum. Olabildiğince domuz ürünleri tüketmemeye çalışıyorum. Onu alışkın olmadığımız için zaten domuz ürünü tükettiğimizde metabolizmayı bozuyor zaten. Bilmiyorum sen de belki deneyimlemişsindir. Yani Allah affetsin hepimizi. Şöyle ki vegan ürünleri tercih edebilirsin istersen. Gyomu'yu biliyorsundur, duymuşsundur. Orada mesela helal tavuk var. Onu yiyebilirsin. Öyle genellikle bu şekilde davranıyorum. Allah da hepimizin günahlarını affetsin inşallah. Öyle. Peki sevdiğin bir Japon yemeği var mı? Daha önceden de olabilir. Şimdi yemiyor olabilirsin. Okonomiyaki'yi çok seviyordum. Şimdi yemiyorum. Çünkü karışık sosunda var onun da sanırım. Evet. Onun dışında Japonya'nın doğası çok güzel. Bazen böyle şeyleri görüyorsun mesela. Nehirleri görüyorsun. Çok temiz. Denizi zaten güzel. Böyle bir filmlerdeki gibi diyorsun yani. Evet. Aynen öyle. Peki yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıralım istersen. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Başka herhangi bir konu da olabilir. Şu an konudan biraz saptık şimdi ama hiç önemli değil. Şöyle. Bizi izleyenlere söylemek istediğin veya da Japonya'ya gelmeyi düşünenlere, bundan sonraki hayatını Japonya'da devam ettirmeyi düşünen birçok izleyici olabilir. Gelsinler mi yoksa asla bu hatayı yapmasınlar mı? Şimdi onun kararını verebilecek olan ben değilim tabii. Önce Allah, sonra kişiler. Ama şunu ekleyeyim. Japonya yaşamaya değer mi? Eğer ki sağlığınız iyiyse, el veriyorsa ve kendinize güveniyorsanız tabii önce Allah'a gelin. Rızkınız buradaysa gelebilirsiniz. Onun dışında şunu söyleyeyim. Benim mesela eşim Jamaika vatandaşı. Onun için de belki ayrı bir video yapabiliriz. Şimdi Türk vatandaşlığını aldı. Pasaportunu aldı. İnşallah pasaport ve kimlik kartıyla gidecek Türkiye'ye. Onun için de gerekli belgeleri ihtiyacı olanla paylaşırım. Çok teşekkür ederim verdiğim bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Konuşmuş olduğumuz konularla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Suat Bey muhtemelen yorumlar bölümünü okuyup sorularınızı cevaplayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.